Saatlerimiz 12'yi gösterirken Aspor ve Aspor Radyo ortak yayınında Spor Ajansı ile devam ediyoruz yayınımıza. Saran Türk'le birlikte gündemi değerlendireceğiz. Aynı zamanda Ziraat Türkiye Kupası maçları öncesi de değerlendirmelerde bulunacağız. Saran Türk, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yoğun bir gündem var. Kesinlikle çok yoğun bir gündem var. Kulüplerimiz dertli. Bu dertleri biz de konuşalım. Konuşalım hep beraber. O zaman önce bir Ziraat Türkiye Kupası programını ekrana getirelim. Üçüncü tur heyecanı Aspor'da yaşanmaya devam ediyor. Dün ilk gündü, alınan sonuçlar da ekrana yansıdı. Kasımpaşa yeni Mersin İdman Yurdu'nu 2-1 yendi, tur atladı. Efeler 0-9 Altay'ı 2-1 mağlup etti. Uzatmalarda tur atlayan taraf oldu. Ankara Spor Pazar Spor'u 2-1 yendi. Serik Belediye Batman Petrol'ü 2-1 yendi. Manisa Futbol Kulübü Amberçay Eysenil Belediye'yi 7-6 yendi, tur atladı. Çaykur Rizespor yine tur atlayan taraftı. Yukatel Kayseri Spor tur atlayan taraftı. Adana Demirspor net bir galibiyet aldı. Adıyaman Futbol Kulübü karşısında 5-0'lık ve tur atlayan taraf oldu. İlk günün karşılaşmalarında alınan sonuçlar ve tur atlayan takımlar bu şekilde isimlerini dördüncü tura yazdıran takımlar. Bugünün programında var mı? Hemen bugünün programına da göz atalım. Saat 13'te dakikalar sonra Kırklareli Spor 52 Ordu Spor Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Silahtaroğlu Van Spor Futbol Kulübü Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü ile karşılaşacak. 14'te yine iki karşılaşma var. Buca Spor 1928 Artvin Hopa Spor ile Kırşehir Futbol Kulübü İskenderun Spor ile karşılaşacak. Anagolt 24 Erzincan Spor Belediye Kütahya Spor'u ağırlayacak. Baynet İnşaat Balıkesir Spor Yeşil Yurt Ofspor'la karşılaşacak ve Altın Ordu Sapanca Gençlik Spor'la. Devam edelim hemen. Uşak Spor, Gümüşhane sportif faaliyetleri konuk edecek. Eşin Grup, Nazilli Belediye, Arnavutköy Belediye Spor'la, Göztepe, Karbel, Karaköprülü Belediye ile, Adana Spor, Ordu Spor 1967 ile, Altaş Denizli Spor, Ayvalık Gücü Belediye Spor'la karşılaşırken Çorum Futbol Kulübü Esenler Ereğli Spor'u konuk edecek. Devam edelim hemen. Bugünün programıyla yine 14'te oynanacak karşılaşmalardan Etimesgut Belediye, 68 Aksaray Belediye ile Ankara, Keçiören Gücü Diyarbakır Spor'la, Şanlıurfa Spor Karaman Futbol Kulübü ile, Bolu Spor Fethiye Spor'la karşılaşacak ve 17'de Yılport Samsun Spor, Muş 1984 Muş Spor'la, Atakaş Hatay Spor, Düzce Cam Düzce Spor'la ve saat 21'de Galatasaray GMG Kastamonu Spor'u konuk edecek. Ve bugün de 4. tura isimlerini yazdıracak takımlar belli olacak. Tek maç eleme usulüyle oynanacak karşılaşmalarda. Saran Türk tabi Galatasaray GMG Kastamonu Spor mücadelesi bu akşam saat 21'de canlı olarak yayınlanacak. Maça doğru Galatasaray'dan kadroya dair haberler de elimize ulaşılıyor. Farklı bir kadro üzerinden bugün sahada görebiliriz son maça nazaran Galatasaray'ı. Sizin beklentileriniz ne? Evet, Galatasaray bu maça artık farklı hazırlanıyor. Çünkü bu kadroda olmayanlar, kadroya alınmayanlar ve nasıl tepki göstereceğini bilmediğimiz oyuncuların oynayacağı bir maç olacak. Ve şu ortaya çıkıyor. Biliyorsun Galatasaray bu sene çok iyi bir kadro oluşturdu. Bu kadroda oynayanlar, oynamayanlar sürekli tartışıldı. Bu tartışmayla beraber de Türkiye Kupası, Ziraat Türkiye Kupası da rahat bir nefes alması için Galatasaray'ın hem oynamayan oyuncuların performansı açısından hem oynayan oyuncuların nasıl reaksiyon göstermesi açısından bence belirleyici olacaktır. Buradaki asıl belirleyici oyuncular ise bence Raşit'in performansı, Yusuf'un performansı, Seferovic'in performansı, Okan'ın performansı. Tabii ki bunlar hep belirleyici olacaktır. Bir de stoper mevkisinde Metehan Baltacı var. Ben onu da Emin Bayram'la beraber oynamasını bekliyorum. Nelson Abdülkerim yerine iki tane stoperde genç oyuncunun oynamasını bekliyoruz. Aslında muhtemel 11'ler değişebiliyor. Benim mesela dün akşamki edindiğim muhtemel 11'de kalede Okan, sağda Dubois, stoper mevkisinde Emin'le Mehmet Baltacı, sol tarafta Van Aanholt, önlerinde Berkan, Oliveira, Mata, sağda Yusuf, solda Raşitsa, forvette ise Seferovic beklerken dün akşam yapılan antrenmanda ise yeri geldiği zaman Okan Hoca forvet bölgesine çift forveti dönerek Seferovic ile Gomis'i de denemiş. Muhtemelen akşamın Seferovic ile Gomis'in olması da büyük bir ihtimal olarak görebiliriz. Tabii ki antrenmanlar çok oluyor Galatasaray'ın ama
Hep iyi oyun değil de kötü oyun çok fazla konuşulmaya başlandı. Biz bile son maçta hayal kırıklığına uğradık. Yani şöyle hayal kırıklığına uğradık. Çünkü burada bazı oyuncuların performansının yüksek olmasını bekliyorduk. Çünkü bizde antrenman notları geliyor. Yeri geldiği zaman biz antrenmanları izleyebiliyoruz. Oradaki futbolcuların performansını görebiliyoruz. Ama mesela ben son antrenmanlarda hatta Mertens'in asist yapması, gol atmasını falan çok konuştuk. Ve bize de notlar haline geldi. Hem de antrenmanlarda da izledik. Daha sonrasında Icardi'nin ise bu maç dediğimiz maçta adeta hayal kırıklığı yaratması bir nevi futbolcuların antrenmanlarda farklı, normal resmi maçlarda farklı bir özellik gösterdiğini ortaya çıkartıyor. Galatasaray doğru yolda mı? Oyun olarak şu an tam olarak doğru yolda olduğunu düşünmüyorum ama ilerleyen zamanlarda da toparlayabilecek kalitesi var takımın. Peki maça doğru şimdi Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'na sahne alıyor. Bugün bir de Okan Hoca'nın doğum günü. Doğum günü de kutlu olsun diyelim. Farklı bir hikayesi olacak. Böyle dönemlerde de bir performans anlamında da kırılmaya ihtiyacı var Galatasaray'ın. Rahat bir galibiyetle, farklı bir oyunla. Dolayısıyla Ziraat Türkiye Kupası da Galatasaray tarihinde hep önemli bir yerde olmuştur. Böyle kötü sezon performanslarında Ziraat Türkiye Kupası ilaç olmuştur dahi diyebiliriz Galatasaray için. Yine öyle bir kırılma maçı bekliyor musunuz? Tabii ki Galatasaray'ın her maçı artık kırılma maçı olması gerekiyor. Çünkü o artık monoton oyundan adeta taraftan hücum edip de zevk almadığı oyundan zevk alabileceği, mücadelenin çok olacağı, gollerin çok olacağı bir maç artık taraftarlar da bekliyor. Bizler de basın mensubu olarak izlemek istiyoruz. O açıdan Galatasaray'ın monotonluktan kurtulması gerekiyor. Tabii ki burada oyuncuların performansı çok önemli. Hep onu üstüne basa basa koyuyoruz. Çünkü bir belli bir oyun şablonu hala oturmadı Galatasaray'da. Bu oyun şablonu oturmadığı süre içerisinde de Galatasaray maçlarını bir farkla kazanıyor ya da son dakika attığı gollerle kazanıyor ya da emektar oyuncuların özellikle Gomis gibi bir oyuncunun son dakika attığı gollerle rahat nefes alıyor. Taraftar bu seneki beklentisi çok büyük. O açıdan büyük taraftarı da her şeyi hak ediyor Galatasaray taraftarı. Çünkü geçen sene Galatasaray 13. sırada bitirdi ve tek dayanak noktası Ziraat Türkiye Kupası'ydı. Orada da elenmesi Avrupa yerlerini yıkmıştı bir anlamda. Bu sene bütün kulvarlarda yarışmak isteyen bir Galatasaray var. Özellikle 100. yılında 23. şampiyonluk parolasıyla çıkan Galatasaray'da hem Ziraat Türkiye Kupası hem Türkiye Ligi çok önem kazandı. Bu bağlamda da Galatasaray bu maçı kazanmak istiyor. Bu maçı kazanmakla beraber iyi futbolunu daha ortaya koymak istiyor. İyi futbolla beraber de seyircilerini daha fazla bütünleşmek istiyor. Çünkü inanır mısın Giresunspor karşılaşmasıyla beraber Galatasaray seyircisi full kapasite Nef stadını doldurdu. Bu bir rekor. Yani sonuçta yeniliyorsun, yeniyorsun. İlk maç üstüne uğradı ama Galatasaray taraftarı hiçbir zaman Galatasaray'ı bırakmadı. O açıdan ben Okan Hoca'nın takımının bir an önce toparlanıp Galatasaray seyircisine desteğini de alarak iyi yerlere gelmesini bekliyoruz. Peki hemen kadroya dair bir haberimiz var. Onu ekrana getirelim. Bugün nasıl bir kadronun sahada olmasını bekliyoruz? Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Kastamonuspor mücadelesinde Yusuf Demir, Raşit Sağ ve Seferovic gibi fazla forma giymeyen oyunculara forma verecek diyoruz. Detayları izleyelim.